Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Turgenev'in yazmış olduğu Babalar ve Oğullar romanının kısa bir analizine göz atacağız. Lakin dersimize başlamadan önce kanalımıza abone olup bizlere destek vermeyi unutmayınız. Yine aynı şekilde video bittikten sonra hoşunuza gittiyse beğendim tuşuna basmayı, hoşunuza gitmediyse beğenmedim tuşuna basmayı unutmayınız. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirterek bizleri mutlu edebilirsiniz. Yine belirtmem gerekir ki açılan resmi sitemizde bu videonun kısa bir test bölümü olacak. Videodan sonra testi çözerek kendinizi deneyebilirsiniz. Site linkini ve test linkini açıklama kısmına bırakacağım. Yine sitede sizler için son derece faydalı şeyler olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şarkı çevirileri, Rusça Türkçe haber çevirileri, bazı gramer derslerimiz ve YouTube kanalında işlediğim bütün dersleri oraya koydum. Şimdi hazırsanız bilinmeyen kelimelerle dersimize başlayalım. Bespakoystva <laughs> Bespakoystva Rahatsızlık Abida Abida Kırgınlık Ne abhadimast Gereklilik Nişeta Nişeta Йоксуллок, факирлик. Личность. Личность. Кишилик. Презрение. Презрение. Хоргерме, хорлук. Поколение. Поколение. Несель, генерацион. Угрожать. Угрожать. Техтитетмек. Буфильмис, кому, чему, на отверер, Yani dağ telini padejili kullanmanız gerekir. Dağ telini padejili ile ilgili hiçbir fikriniz yoksa yukarıdaki karta tıklayıp o dersle ilgili olan videomuzu izleyebilirsiniz. Жизненные испытания. Жизненные испытания. Yaşam sınaması. Pravata. Pravata. Haklılık. Ne pravata? Haksızlık. Беспощадный. Беспощадный. Амансыз, аджимасыз, гаддарджа. Противоречие. Противоречие. Чатышма. Бу фикир чатышмаса да, Несчастный случай. Несчастный случай. Казаролан. Размышление. Размышление. eş anlamlısı mısli. Mısli yani düşünceler. Tendensiya. Tendensiya, eğilim, yönelim veyahut da trend olarak düşünebilirsiniz. Çılaveçeski cennesti. Çılaveçeski cennesti. İnsani değerler. Turgenev Написал роман «Отцы и дети» в 1861 году. Тургенев «Бабалар и оулар» романını 1861 yazdı. Главный герой романа – Евгений Базаров. Романин асылка романа – Евгений Базаров. Он – молодой биолог и врач. Занимается медициной, наукой. O genç biyolog ve doktor. Medikal ve e, bilimle uğraşıyor. Bazarov приехал в гости к другу Аркадию Кирсанову, с которым познакомился в Петербурге. Bazarov, Petersburg'da tanıştığı arkadaşı olan Аркадия Kirsanov'a misafir olarak gelir. Arkadiya'da bir baba, Nikolay Petrovich ve bir amca, Pavel Petrovich var. babası Nikolay Petrovich ve amcası Pavel Petrovic vardır. Nikolay Petrovich Petrovic, Petrovic ve, pa ve Pavel Petrovich genç insanlar mı? Nikolay Petrovich ve Pavel Petrovich genç insanlar değiller. Они любят друг друга и всегда помогают друг другу. Onlar birbirlerini seviyor ve her zaman birbirlerine yardım ediyorlar. Kisanovi ходят в церковь, любят музыку, литературу, искусство. Kisanovlar kiliseye gidiyor, müziği, edebiyatı ve sanatı seviyorlar. Базаров – сильный, честный человек. Базаров – güçlü ve dürüst bir insan. Но он не уважает старые традиции. Fakat o eski geleneklere saygı göstermiyor. Поэтому Базаров – чужой человек в доме Кирсановых. Bu sebepten dolayı Bazarov, Kirsanovların evinde yabancı birisi. Николай Петрович и Павел Петрович видят влияние Базарова на Аркадия и чувствуют беспокойство и обиду. Николай Петрович и Павел Петрович Базаровын Аркадия üzerindeki etkisini görüyor, bundan rahatsızlık ve kırgınlık duyuyorlar. Базаров – образ нового человека 60-х годов 19 -го века. Bazarov, 19. yüzyılın 60'lı yıllarındaki yeni insan süliyeti. On, Nisaglasin, Srasiskay, Sosyalne Politiçeskay Sistemay. İgavarit, Ani Abkhadimasti Reform. O, Rus sosyopolitik sisteminden memnun değil ve sürekli reformu, reformların gerekliliğinden bahsediyor. Тургенев пишет о нищете крестьян их тяжелой жизни. Тургенев зор Даже самое образованное дворянство не может управлять имениями, не может принимать важные решения, не может спасти страну от кризиса. Hatta en eğitimli asilzadeler bile kendi yurtluğunu yani kendi köyünü yönetemiyor. Önemli kararlar alamıyor ve ülkeyi krizden kurtaramıyor. After описывает идейные споры между Базаровым и его главным оппонентом Павлом Петровичем Кирсановым. Yazar Bazarov ve Pavel Petrovich Kirsanov, e, 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 Petrovic Kirsanov arasındaki onun asıl karşıtı olan Pavel Petrovich Kirsanov arasındaki düşünce tartışmalarını anlatıyor. Эти споры занимают в романе первые главы. Bu tartışmalar romanın ilk başında e, ilk başında yer alıyor. Споры возникают по разным вопросам, но они показывают, каково отношение личности к современности. Тартшмалар Факат Олан или Петрович хочет показать свое презрение к современности поэтому часто выглядит смешно. Павел Петрович чадашла олан хор-гюршу гёстар мечтёр, буйздан де сюрекли комик дурмаджёр, комик гёзюкёр. Николай Петрович пытается понять взгляды молодого поколения, но боится всего нового, потому что оно угрожает его покою. Nikolay Petrovich genç neslin görünüşünü anlamaya çalışıyor fakat yeni olan her şeyden korkuyor. Çünkü çünkü onun sakinliğini, huzurunu tehdit ediyor. Bazarov смело принимает новое время. Он готов действовать. Bazarov cesur bir şekilde yeni nesli, yeni zamanı kabulleniyor. Harekete hazır durumda. No on ne ideal ne geroy. Fakat o ideal bir kahraman değil. Bazarov prohodit çerez zhiznennye ispytaniye. Ispytaniye druzhbay, lyubovyu. Bazarov e, bir takım hayat sınamalarından geçiyor. Аркадашлык Ашкгибе. Так автор показывает степень правоты и неправоты героя. Бырели Азар Каграман и Хакслыксевесен Гестерьер Базаров терпит неудачу в дружбе и любви. Заканчивается его дружба с Аркадием. У них разные arkadaşlıktaki ve aşktaki e, şanssızlığıyla sınanıyor. Arkadiya ile olan arkadaşlığı bitiyor. Çünkü onlarda onların hayata bakış açı, e, bakış açıları farklı. Bazarov любит Одинцову, но ей нужна свобода и независимость. Базаров один сову север, факат один сова исе озгюрлюк ве Он говорит, что все люди просты и похожи друг на друга. О, басит Он думает, что жизнь надо изменить. Но как ее изменить, он не знает. О, Hayatın hayatı değiştirilmesi gerektiğini söylüyor. Fakat nasıl değiştirileceğini kendisi de bilmiyor. Bazarov отрицает любовь, но полюбил женщину и страдает от Bazarov aşkı inkar ediyor. Fakat kendisi bir kadına aşık oluyor ve aşk acısı çekiyor. Страдать от любви arkadaşlar, aşk acısı çekmek. Базаров умирает в результате несчастного случая Базаров бир он умирает молодым сильным одиноким О генч Перед смертью Базаров понимает что он любит родителей что родителям, будет очень трудно жить без него. Ölmeden önce Bazarov ailesini sevdiğini anlıyor ve onsuz ailesine onsuz ailesinin yaşamasının zor olacağını anlıyor. Roman zakanchivayetsya pechal'nymi razmyshleniyami avtora o krasote vechnoy prirody, o bessmerti lyubvi. Roman yazarın e, üzgün düşünceleri arasında doğanın sonsuz güzelliği ve aşkın ölümsüzlüğü ile birlikte bitiyor. Turgenev пытался показать нигилизм как характерную тенденцию для молодежи его времени. Turgenev nihilizmin o, dön e, o dönemin kendi döneminin gençliğini nasıl etkilediğini göstermeye çalışıyor. şital şto человек не должен отрицать вечные человеческие ценности: kulturu, искусство, любовь. Yazar insanın sonsuz insani insani değerleri reddetmemesi gerektiğini düşünüyor. E, gerektiğini reddetmemesi gerektiğini düşünüyor. Kültürünü, sanatını ve aşkı. Bugünlük de dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Videonun başında da söylediğim gibi açıklamalardaki linke tıklayarak konumuzla alakalı testimizi çözebilirsiniz. Hepinize iyi dersler dilerim.